Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aleni davetten sonra Mekke'li müşrikler tarafından maruz bırakıldığı eza ve cefalar bahsini işliyorduk ki yani Kabe'yi tavafı esnağında namaz kılarlarken her türlü ortamda fırsat buldukça eza ve cefa etmekten geri kalmıyorlardı. Onları işliyorduk. Bu arada en son işlediğimiz kısımda Velid bin Muhire'nin ona suikast yapmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi namaz kıldığı bir esnada hançerlemek, öldürmek isteği ile yanına gelişi fakat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi göremişi, seslerini duyduğu halde müşriklerin Allah Resulü'nü göremeyecek şekilde olmalarıyla sonuçlanan bir teşebbüs olmuştu. Bundan da ibret almadılar. Tarihte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize en ağır gelen günlerden diye hitap edilen bir eza cefa manzarasıyla maalesef kıymetli kardeşlerimize, dinleyicilerimize bir mevzu anlatmak üzere programımızı başlatalım. İnşallah bu eza ve cefaları düşünerek belki şu anda hac yolculuğuna çıkan kişilerin yollarda, orada konaklarken çektikleri sıkıntılar veya günümüzde dinini en güzel şekilde yaşamak üzere kimseyle hırgüüş olmadıkları, kimseyle efendim cedelleşmedikleri halde sadece ibadet ve taat yapmak için gayret ettiği halde eza ve cefaya maruz kalanlara da bir teselli olması ümidiyle bu satırları okuyoruz. İbret dolu satırları okuyoruz. Cenab-ı Hak inşallah kalplerimize rikkat, gözlerimize, nazarlarımıza da idrak ve dikkat nasip eylesin. Amin diyelim ve konuşmamıza, mevzumuza başlayalım. Buyurun. Kainatın efendisi bir gün evinden çıkmış gidiyordu. Kureyş'ten köle olsun, hür olsun kime uğradıysa adeta birbirleriyle söz birliği etmişçesine onu yalanladılar. Sözle eziyet ve hakarette bulundular. O gün eziyetli ve sıkıntılı günlerin en ağırlarından biriydi. Kainata bir rahmet güneşi olarak doğan Peygamber Efendimiz, müşriklerin bu küstahca hareketleri karşısında evine döndü. Birazcık olsun üzüntüsünü yok etmek, sıkıntısını gidermek için örtüsüne büründü ve yattı. Evet. Yani öyle günler oluyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin günleri içerisinde hani kazaen bile herhangi bir şekilde böyle yüzüne gülecek ona tebessümle mukabele edecek insan bile kalmamış oluyor. Nereye gittiyse ne yaptıysa artık küfürde bir millet tek bir vücut olma efendim hali gibi bir halle karşılaşıyor. Zamanımızda bu gibi şeyleri görüp de ya ise kapılmamamız icap ettiğini gösteriyor. Çünkü küfrün ve zulmün şiddetlenmesi beraberinde farklı rahmet tomurcuklarının açmasına vesile olur. Allah Teala sıkıntıyı iki genişlik arasında yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'inde Cenab-ı Hak Musa ve Harun aleyhisselama Firavun'un zulmü çok çok arttığı zamanda artık erkek çocuklarının bile bebek olmasına falan bakılmadan hiç acımadan kesildiği vakitlerde yani tabiri caizse zulüm öyle bir hal almış ki anne rahmine kadar uzanmış. Yani zulüm rahmeti kaldırmak üzere öyle hamleler yapar hale gelmiş ki rahmetten ismini alan rahime bile müdahale başlamış. Böyle zamanda Cenab-ı Hak Musa ve Harun aleyhisselama fütühatın ve fütüvet hareketinin nasıl yapılması gerektiği hususunda ayet-i kerimesinde Allah Teala'ya yönelebilecek, teveccüh edebilecek maddi ve manevi kıbleniz olabilecek, kıble ihtiyacınızı teveccüh ve tefekkür ve taabbüt ihtiyacınızı görebileceğiniz evler edinin ve halinde bir ayeti kerime indiriyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'de var zaten. İşte bu nevi bir hareket Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok sıkıntı ve çok zulüm olduğu sıralarda da başlamıştır. Hz. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem irşat faaliyetlerini bir mekan şartlılığı şartı vardır. Zaten hangi kültürde olursa olsun kültür yerleşik mekanlarda beraber toplanıldığı belli bir devrede efendi periyotta şimdiki tabirle bir mekanın da toplanılmasına ihtiyacı vardır kültürün bir inancın gelişebilmesi için. Yani evet. Medine-i Münevvere'ye gittiklerinde nasıl ilk önce ibadet, taatın, sohbetin, irşadın yapılacağı mekanı, mescidi inşa ettiriyorsa Hazreti Fahri Alem, bundan evvel evleri ve bir hasta seçtiği evi ibadet, taata ve tefekküre vesile olacak şekliyle örgütlemiş ve kurmuştur. İşte bu mübarek evlerin Hazreti Fahri Alem'in evinden sonra belki İslam tarihinde bu mübarek eve e, analık etmiş olan belki e, daha sonra da İslam kültüründe tekke, zaviye, asitane gibi isimlerle anılabilecek efendim mekanların kurulmasına da ilham kaynağı veya menba teşkil etmiş olacak olan bir ev var. Bu eve Darül Erkam diyorlar. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliğini ilan ettiği 5. senesinde yani miladi 615 senesinde Darül Erkam'daki cemiyet meclisler hakkında e, bilgi sahibi olmaya çalışacağız. İnşallah metinden de devam edelim. Eyvallah. Kureyş müşriklerinin Müslümanlar üzerindeki baskı, eziyet ve işkenceleri gün geçtikçe artıyordu. Müslümanlar dini vazifelerini ve ibadetlerini rahat ve serbest bir şekilde ifa edemez bir durumla karşı karşıya gelmişlerdi. İslam ve imanın talimi, Allah'a ibadet ve taatin serbestçe yapılabilmesi için emin bir yer gerekliydi. Allah Resulü bizzat bu emin yeri aradı ve tespit etti. Safa tepesinin doğusunda dar bir sokak içinde bulunan İlk Müslüman Erkan bin Ebil Erkan bin Esedin evi. Bu ev giriş çıkışlar için elverişli, etraftan gelen gidenlerin kolayca kontrol edilebileceği emin bir yerdi. Artık kainatın efendisi Peygamberimiz burada, muallim, ilk Müslümanlar da talebeydiler. Evet. Nebiye Ekrem Efendimizin hocalığını yaptığı ilk medrese. İlk İslam üniversitesi saymak mümkündür. Hazreti Ömer'in İslam'la şereflenmesine kadar, Resul-i Ekrem İslam'ı öğretme ve anlatma vazifesini burada yürüttü. Başta Hazreti Ömer olmak üzere birçok kimse bu evde Müslüman olma şerefine erdiler. Darül Erkam, Erkam bin Ebil Erkam Hazretleri, hiç satılmamak ve tevarüs olunmamak şartıyla, ...vekil olarak oğluna bırakmıştır. Yani bu ev... ...İslam... E, ...kültüründe... ...İslam dininde... ...aynı zamanda ilk vakıf evdir. Vakf ediyor evini. Yani satılmayacak, edilmeyecek... ...fakat sevki idaresi... ...oğlumda olsun... ...şeklinde... E, ...bir idari sistem kuruyor ve vakf ediyor. Bu ev İslam'a... ...dine hizmet edilen bir ocak olsun... Allah Resulü'nün burayı şereflendirmesi ile bu ev bu şerefiyle daim olsun ve kaim olsun düşüncesiyle vakfedilmiştir. Evet. İslam tarihinde büyük ehemmiyeti haiz bulunan bu ev bugün Kabe karşısında Darül Hayzuran adıyla anılmakta ve dini bir okula tahsis edilmiş bulunmaktadır. Evet. Ama tabiatıyla buradan ayrıca şu manada çıkıyor. Şu anda bizi dinleyen kardeşlerimizle dünya neresinde olurlarsa olsun, etraflarında cemiyetlerinde sıkıntı çektiklerinde bir şeyi öğretme ve bir şeyi öğrenme meselesinde bunu okullara, kuruluşlara havale etmeden evvel evlerini bilhassa medrese haline getirmeleri icap ediyor. Yani öyle bir şey olsun ki hele maddi durumu mali durumu da müsaitse, evinin durumu da müsaitse insan o evinin güzelliğini, genişliğini ve zenginliğini bir şekilde zekatı olarak kabul edebilir bunu. Ya bir sohbete vakfetsin bir gün için, ya o evde muhakkak cemaatle namaz kılsın, ibadet etsin ama evinde bu hareketi başlasın. Aile ve ev ilişkisiyle İslam'ın kemal derecesinde yaygınlaştığını ve İnsanların o sayede bir şeyler öğrendiğini İslam'ın bidayetinde yani başlangıcında olduğunu unutmasın. Şu anda da bu büyük bir eksikliktir. Gerçi evlerini bu şekilde hizmete açan insanlar vardır, yok değildir. Fakat dikkat edin. Sadece belli cemiyetlerin, cemaatlerin evi gibi değil. Her insan kendi evi için, apartmanında bulunanları, etrafındaki komşuları için veya akrabaları için bir eğitimin yapıldığı en azından haftanın belli günleri veya belli ayın belli bir gününde hizmetin kıraatin, ilmin yapıldığı bir yer getirmeye yer olmasına gayret etmeye çalışmalıdır. Diye buradaki mesajı da vermek istiyoruz. Evet. Eyvallah. Şimdi de Yasir ailesinin başına gelenler mevzuu var abi. Evet yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hareketi başlattığı için öyle görüyorlar ya evet en önce düşmanlıklarını ona yöneltiyorlar. Bidayette de etrafında az kabul ettikleri insanlara tasarruf ederek gizli davette onlara eza cefa ederek sindirmeye çalışıyorlardı. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle baş edemediklerini anlayınca ona dolaylı yoldan hatta dolaylı değil esasında direkt olarak bir eziyet şeklinin de sevdiklerine eza ve cefa vermek olduğunu fark ediyorlar çünkü kendisinin sahabisinin kendi arkadaşlarının ona iman edenlerin ne kadar ona sevimli olduklarını fark ediyorlar ve onların ailelerine baskı hatta baskın ne kelime zulüm ederek tehdit ederek hatta öldürerek işkence ederek yeni bir sayfa açıyorlar. Bu sayfa onların lanetle anıldığı bir sayfa olacaktır. Tarihe öyle geçecektir. Yemi Mahşer'de de bu sayfalar öyle okunacaktır. Allah bizleri bu nevi hallerde muhafaza eylesin. Amin. Şimdi İslam yolunda Yasir ailesinin çektikleri ve eza cefaya maruz kaldıkları mevzu işlenecek. Aynı zamanda İslam'ın ilk şehidi, daha doğrusu şehidesi olan Hazreti Sümeyye hakkında ve Yasir ailesi hakkında malumat verilecektir. Evet. Yasir Mekke'ye Yemen'den gelmişti. Burada Mahsum oğullarından Ebu Huzeyfe bin Muhire'nin himayesine girmişti. Sonradan Ebu Huzeyfe onu cariyesi Sümeyye ile evlendirmişti. Bu evlilikten iki erkek çocuğu dünyaya gelmişti. Ammar ve Abdullah. Bütün fertleriyle saadet dairesine giren bu aileye başta mahsum oğulları olmak üzere bütün müşrikler, çekilmez işkenceler, dayanılmaz eziyetlerle göz açtırmıyorlardı. Mahzum oğulları iman ve İslam'dan vazgeçsinler diye güneşin her tarafı sıcaklığıyla kavurduğu bir sırada adeta cehennem ateşi kesilen taşlıkta onlara işkence ediyorlardı. Yine bir gün Yasir ailesi işkence altında zalim müşrikler tarafından inletilirken Resul-i Ekrem Efendimiz üzerlerine çıka geldi yürekler parçalayıcı bu durum karşısında sabredin ey Yasir ailesi, sabredin ey Yasir ailesi, sabredin ey Yasir ailesi. Sizin mükafatınız cennettir. Sabredin ey Yasir ailesi diyerek sabır tavsiyesinde bulundu. İşkence altında kıvranan Yasir, Ya Resulallah dedi, bu iş daha ne zamana kadar böyle sürüp gidecek?'' Resulü Kibriya Efendimiz bu suale Allah'ım Yasir ailesinden rahmet ve mağfiretini esirgeme duasıyla karşılık verdi. Bu hadiseden bir mühlet sonra Hazreti Yasir dayanılmaz işkenceler altında izzetiyle ruhunu Rabbine teslim etti. Böylece Müslüman erkeklerden ilk şehit şerefi kendisinin oldu. Şimdi İslam tarihinde Tabi burada şehit o eza cefanın getirdiği halle canını teslim ediyor. Hazreti Sümeyye bizzat linç edilmiştir. Şehadeti öyle olmuştur. O yüzden İslam'ın ilk şehidesi olarak da Hazreti Sümeyye hatta ilk şehidi olarak da kabul edilmiştir. Size Allah'ın cenneti vardır ve sizin mükafatınız çok büyüktür diye Hazreti Fahri Alem Efendimiz Muştuluyor, müjdeliyor. Biliyorsunuz şehitlerin efendisi Seyyidü Şeheda Hazreti Hamza'dır. Yine şehitlerin e, efendilerinden, sultanlarından biri Hazreti Hüseyin Efendimiz'dir. Fakat ilk şehit olma şerefi ve böylece şehadet makamında zirve hali Yasir ailesine nasip olmuştur. Şimdi bizler ibadet ve taatın sadece şeklinde kaldığımızdan dolayı, likaullah ve cemalullahın zevkini bilemediğimizden dolayı bize şehitlik dışarıdan kötü, korkutucu gibi gelebilir. Fakat şunu unutmamak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz tehditvari bir şekilde bir hadis-i şeriflerinde saadetle şöyle buyurmuşlardır. Şehitliği arzu etmeyen kişi münafıktır. Yani henüz daha İslam'ın imanın lezzetini alamamıştır. Şehadet dışarıdan parça parça olmak, canını feda etmek gibi gözükür ama iç tarafta gayba imanı tam olanlar için Allah Teala'yı en güzel şekilde müşahede makamıdır. Zaten Allah Teala'nın cemalini müşahede makamı olduğu için ona şehit denir. Gerçek şehadet yani kaybolup gitmeyen, arada bir gören değil şehit, devamlı onu müşahede etme zevkini alana denir. Ve yine şahitlik hakkında şunu söylemek isteriz. Bunu hep Allah Resulü'nün ona rahmetini ve mağfiretini eriştir. Bu sıkıntılardan onu kurtar demesi üzerine canını feda etmesini kötü karşılayanlar için bu sözleri sarf ediyorum. Gerçi yoktur bizim dinleyenlerimiz arasında ama hani olur ha şeytan vesvese verir diye. O vesvese kapısında kapatmak için arz ediyorum. Yemi Mahşer'de cennete girdiği halde dünyaya dönmek isteyen hiçbir üzümlü olmayacakmış. Ancak şehitler. Ya Rabbi bizi tekrar dünyaya döndür, tekrar şehit olup gelelim. Şehadette öyle bir manevi zevk, öyle bir hal, öyle bir lezzet varmış ki ancak şehitler tekrar bizi dünyaya döndür ya Rabbi bir daha şehit olalım diyecek derecede cennete girmelerine rağmen dünyadaki o hali isteyeceklermiş. O sebepten bunlar aklın ötesinde, akılla kavranmanın ötesinde olan zevklerdir ki Allah Teala Allah yolunda fedayı can edenlere ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Fakat siz akıl erdiremezsiniz diyerek şehitlik makamının asla akılla, şuurla ölçülemeyeceğini ancak şuurla hareket eden ve şuurunu, idrakini, aklını Allah yoluna feda etmekten kaçınmayanlara açılabilecek bir sır, bir zevki manevi olduğunu Cenab-ı Hak kesin ve kesin beyan etmiş oluyor. Cenab-ı Hak şehitlerin ruhaniyetini, şehadet zevkini bizlere yar ve yardımcı ve refik eylesin. Bölümümüzde Yasir ailesinin başına gelenlerle muhabbet bağına başlamıştık. Ve Hazreti Yasir'in şahadeti hakkında konuşmuştuk. Ve bu meyanda şehitlik ve şahadet hakkında da birazcık bahsetmiştik. Evet. İstiyorsanız devam edelim. Evet. Oldukça yaşlanmış, zayıf ve naif bir kadın olan Yasir'in hanımı Sümeyye de işkence etsin diye Ebu Cehil'e havale edilmişti. Ebu Cehil işkenceden işkenceye uğrattığı bu yaşlı, zayıf ve kimsesiz kadına küstahça ve adice sen güzelliğine aşık olduğun için Muhammed'e iman ettin diyordu. Tabi. Her şeyi zahiri güzellikten, zahirden ibaret neden ahmaklar kendi kötü, kendi habis düşüncelerini başkalarına da ...efendim yakıştırmaktan geri durmuyorlar. Evet... ...böyle bir iddiada... ...bulunduğunda... ...Hazreti Sümeyye... ...radıyallahu an ...onun küstahça, adice hakaretlerine... ...boyun eğmediğini... ...gösterince... ...o Allah'a zaten... ...Allah gibi aziz, celil olan... ...şeriki olmayan... ...mabude boyun kesmeyen... ...o mütekebbir... ...o kibirli, habis... Yaratık, Hazreti Sümeyye'nin Allah'ın verdiği o kuvvet ve heybetle konuşmasına asla tahammül edemedi. Yani Hazreti Sümeyye'nin yerinde haşa ve kella, Hazreti Peygamber'in ilahını görmüş olsa onu da katletmekten geri durmayacaktı. Firavun'dan daha şiddetlidir diyor Hazreti Peygamber. Her peygamberin kendisine şiddetlice eza cefa eden bir, zalimi vardır. Firavun'dan daha şiddetlidir benim düşmanım Ebu Cehil diyor Hazreti Peygamber. Nasıl ki Firavun Hama'na sen şöyle güzel bana böyle büyük bir kule yap da ben oraya çıkayım Musa'nın Rabbine ok atayım veya böyle bir göz dağı vereyim diyecek kadar serseri, bu kadar habis bir ruha sahipse Ebu Cehil de o anda tecessüm etmiş. Elinde başka bir şey olmadığı için ancak ve ancak Allah'a iman ile kendisini Allah'ı hatırlatanlara düşman olarak zulmederek bir muamelede bulundu. O anda yani Allah Resulü'nün inandığı kendince o put zannediyor ya Allah'ı sanki görse katledecek bir kibir ve nuhbet içerisindeydi, Kim içerisindeydi. Dolayısıyla Hazreti Sümeyye'nin Allah'tan aldığı vakara ve heybete asla tahammül edemedi. Onu ne psikolojik olarak ne fiziki olarak hiçbir şekilde aciz duruma düşüremediğini görünce kudurdu. Ve asıl olan kudurmuştuğunu icra etti. Hazreti Sümeyye validemizi şehit etti. Selam olsun ona. O Allah katında diri olan o hanıma, onun hüsnü şehadetini ve inşallah ahirette şefaatini talep ederek fatihalarımızı onun içinde okuyoruz. Evet, bu hadiseden sonra ...Hazreti Ammar'ın yani Ammar bin Yasin'in... Yasin oğlu Ammar Efendimiz'in başına gelenleri şimdi dinleyelim. Ammar'ın çektikleri de yürekler parçalayıcıydı. Demir bir gömlek giydiriliyor, güneşin yeryüzünü bütün sıcaklığıyla kavurduğu sırada dışarıya çıkartılıyor ve demir gömlek içinde ilikleri eritiliyordu. Bu işkencelerden bir an olsun kurtulan Ammar, soluğu nebi Ekrem'in yanında alıyor ve kendisinden bir teselli bekliyordu. Azabın her türlüsünü tattık ya Resulallah diyerek halini arz ediyordu. Resul-i Ekrem yine sabır tavsiye ediyor ve şöyle dua ediyordu. Allah'ım Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. İşte bu sebepten Ammar bin Yasir Efendimiz içinde cennetle müjdelenen sahabidendir derler. Aşere-i Mübeşşere olarak bunu 2-3 hafta evvel de yine zikrettik. 10 kişiyi hususi saydığı için Hazreti Peygamber onlara cennetle müjdelenen 10 kişi yani onunu da beraber zikrettiği için aşerimi beşere denmiş. Yoksa cennetle müjdelenenlerin sayısı yüzü geçmekte. İslam tarihine bakıldığında. Hazreti Ammar bin Yasir'e de böylece dua ediyor ve bu duanın hem kabul olduğu müjdesini biz e, görüyoruz hem de Hazreti Fahri Alem Efendimizin daha sonradan Hazreti Ammar bin Yasir için ettiği dualarda ve Yaşanan hadiselerde de cennetlik olduğuna işaretler görüyoruz. Yine ya Ammar sen cennetliksin. Allah seni cennetine nail kılacak. Sana şehadet nasip edecek. Hatta dünyadan son tattığın şey de az bir e, içecek yani süt içeceği olacak. Birkaç yudum süt olacak diyor. Hazreti Ammar bin Yasir, Hazreti Ali Efendimizin hilafeti zamanında, o fitnenin olduğu vakitte Hazreti Ali Efendimizin tarafında yer alan Hz. Ali'ye hizmet eden ve yine İslam tarihinde 17 kemerbeste diye hizmetlişin olarak zikredilen 17 kişiden birisidir. Ve kendisi yaralandığı zaman çadıra getiriyorlar. İçinin yanmasını, hararetini alsın diye bir parçacık süt veriyorlar. Sütü içerken ağlıyor. Sadaka Resulullah diyor. Allah Resulü doğru söyledi diyor. Hakikaten de niye böyle söyledi dediklerinde, o bana böyle böyle olacağını, haksızlığa maruz kalınacağını, ve benim haklı olan tarafta olacağımı, ve o haklı olan tarafta savaşırken, yaramdan dolayı şehitlik nasip olacağını, dünyadan da son rızkımın birkaç cüdüm süt olduğunu, beyan etmişti, ifade etmişti diyor. Bunları söyledikten sonra da Ammar bin Yasir radıyallahu an Hazreti Ali Efendimizin hilafeti zamanında şehit oluyor. Ama bu şehadet ve onun Allah'ın dinindeki şehadeti ve samimiyeti ve cennete şahit olacağı müjdesi Allah Resulü'nün şehadetiyle teyit olmuş oluyor. Evet. Hazreti Ammar'a reva görülen işkence çeşitlerinden biri de ateşle dağlanmasıydı. Yine bir gün böyle bir işkence altında kıvranırken Peygamber Efendimiz rast geldi. Mübarek elleriyle Ammar'ın başını sığıyarak ateşe Ey ateş! İbrahim'e serin ve selamet olduğun gibi Ammar'a da öyle ol diye dua etti. Sonra da Ammar'a şu haberi verdi. Ey Ammar! Sen bu işkencelerle ölmeyecek, uzun bir mühlet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacaktır. Evet. Bu azgın toplulukta Hz. Ali Efendimiz'e karşı kafa tutmaya cüret eden azgın güruh olacaktır. Demin de beyan ettiğimiz gibi bu hadisin farklı şekillerdeki açılımını ve rivayetleri de vardır. Hz. Ammar Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz zamanına kadar yaşayacaktır. Evet. Yine bir gün Ammar uğradığı işkenceden dolayı ağlıyordu. Şimdi buraya çok dikkat edin. Evet. Bu haliyle onu gören şefkat timsali Peygamber Efendimiz mübarek elleriyle gözyaşlarını sildi. Sonra da seni kafirler tuttu da suya mı bastı? Onlar seni bir daha tutar da sana şöyle şöyle derler ve işkencelerine devam ederlerse sen de onlara istediklerini söyle ve kurtul dedi. Bu hayatını zalim müşriklerin elinden kurtarmak için Ammar'a bir müsaadeydi. Bu müsaadenin verilişinden bir mühlet sonra Ammar yine müşrikler tarafından yakalandı ve işkenceden işkenceye uğratıldı. İşkence edilirken de kendisine şu teklif yapılıyordu. Muhammed'e küfretmedikçe Lat ve uzaya tapınmanın onun dininden hayırlı olduğunu söylemedikçe sana işkence etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Zavallı Ammar'ın dilinden çaresiz olarak müşriklerin söyledikleri döküldü. Zavallı müşriklerin habis dillerinden akan bu sözlere karşılık aziz ve Allah Resulü'nün yanında gerçek bir er, bir kavi, bir şeci, bir er olan Ammar'ın ağzından mübarek femi saadetinden şu sözler çıktı diyerek biz metni tasih etmiş olalım. Zavallı diyor orada Ammar. Zavallı bizim gibilere denir. Evet. Muratlarına eren gaddarlar Ammar'ı serbest bıraktılar. İşkence ve azap yükü altında ezilmekten kurtulan Ammar doğruca Resul-i Ekrem'in huzuruna vardı. Yani tamam diyor sizin dediğiniz gibi evet böyle böyledir diyor. Fakat bu sefer içi yanıyor. İşkenceden dahi hissetmediği, eza cefa görmekten dolayı dahi müteessir olmadığı kadar bu sözü söylediğine teessür duyuyor. Hemen Resulullah Efendimiz'in yanına koşuyor. Evet. Efendimiz kendisine kurtulduğun yüzünden belli deyince cevabı şu oldu. Hayır, vallahi kurtulmadım. Peygamber Efendimiz niçin diye sorunca da Ammar ben senden vazgeçirildim. Lat ve Uzza'nın da senin dininden hayırlı olduğunu bana söylettirdiler karşılığını verdi. Burayı kıymetli dinleyicilerimizin çok çok dikkatli dinlemesini istirham edeceğim. Çünkü biraz olsun üzerinde konuşacağız. Hadiseyi dikkatlice takip etsinler, benden sonra birkaç yerde e, inşallah anlatmaya gayret edeceğim. Evet. Ammar üzgündü, Ammar şaşkındı. Dünya başına yıkılacakmış gibi, heyecan ve korku içinde Resul-i Kibriya'nın huzuruna dikilmiş duruyordu. Müşriklerin işkence ve eziyetlerinden kurtulmuştu ama şimdi başka bir tehlikeyle karşı karşıya gelmişti başka bir tehlikeden ziyade sevdiğinden Allah'ın rızasından ayrı düşmek, ayrı kalmak ve Allah muhafaza Resulullah'ın nazarından düşmek gibi bir korku bu. Evet. Resul-i Ekrem yani tehlikeden dolayı korkmak değil. Tehlikeden dolayı korkmak değil. Yani bir azap gelir korkusu değil. Allah ve Resulünden ayrı kalma korkusu bu tehlikeden öte bir şey. Evet. Resul-i Ekrem müşriklerin dediklerini söylerken kalbini nasıl buldun diye sordu. Ammar'ın kalbinden kopup gelen cevabı ise şu oldu. Kalbimi iman ferahlığı ve rahatlığında dinime bağlılığımı da demirden daha sağlam buldum. Evet. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sana vebal yok ey Ammar. Eğer onlar seni yine yakalar, bunu sana tekrarlatmak isterlerse sen de söylediklerini tekrarlayıp kurtul diyerek Ammar'ın hem gönlünü hem yüzünü ferah ve surura gark etti. Ayet-i Kerime'yi de okuyalım. Çünkü bu hadise üzerine Cenab-ı Hak ayeti i kerimesini inzal ediyor. Esnenzu billah. Kalbi imanla karar bulmuş olduğu halde küfür kelimesini söylemeye zorlananlar ve böylece yalnız dilleriyle söylenenler müstesna, kim Allah'a küfrederse onlara şiddetli bir azap var. Fakat küfre bağrını açanlar üzerine Allah'tan bir gazap ve kendilerine çok büyük bir azap vardır. Evet. Şu halde kalbi imanla karar bulmuş bir mümine burada bir ruhsat tanınmaktadır. Şimdi burada dursun. Yani burada kalbi imanla dolu inanmış Müslümanların efendim böyle bir tehlike anında bir ruhsat verilmesi bahsinden evvelki adıma yani bundan bir evvelki adıma bakalım. Hazreti celal ı Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz Mesnevi İmanevisinde bunu çok güzel şekilde ayrıca anlatır. Birkaç tane farklı eserde de bu hadise o şekilde anlatılmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Hazreti Ammar bin Yasir ağlayarak fevkalade pişman bir vaziyette huzuruna geldiğinde durumu anlatıp Hazreti Peygamber Efendimiz'in de ona verdiği cevabı şöyle anlatırlar. Diyor ki Resulullah ona dedi ki üzülme ya Ammar. Artık iman senin ruhuna nüfuz etmiş. Yani senin cesedini ortadan kaldırmak vesaire falan bunlar bir kenara. Sen dilinle çok farklı şeyler söylüyor olsan bile Allah sana öyle bir bu işkencelere vesaireye maruz kaldığından öyle bir iman nasip etti ki artık bu imanı senden söküp almaları mümkün değil. Dilindeki ikrardan öte kalbin artık imanda karar kılmış. İman ruhuna işlemiş diyor. Şimdi imanın ruhuna işlemesi, ruhen oluşu hakkında bir başka hadis-i şerifte maalen söylüyorum. Yani motomot tercüme olarak değil. Buhari şerifte geçer bu hadis şerif. Başka sahih hadis kitaplarına da geçer. Çölde suyunun, yiyeceğinin, içeceğinin üzerinde bulunduğu bineği kaybeden kişi artık tam hayattan ümidini kesmiş. Çöl ortasında ölmek ona çok yakın olmuş ve bineğini asla bulamayacağını düşünmüş bir haldeyken ansızın karşısına Allah bineğini çıkartır. Bu kimsenin hali anlatılır. O kişi o kadar sevinç, o kadar sürur duyar ki tam hayattan ümidini kesmiş ve ölümle yüz yüze gelmişken bineğini birden karşısında gören kişi o kadar Allah'a karşı hamdü sena eder o kadar kalbi coşar ki ''Ya Rabbi sen benim Rabbimsin, sen ne kadar büyüksün.'' falan derken bir ara, ''Ey Allah'ım, sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim.'' diye bir sürçülisan eder. Hiç bunun farkında da değildir. Melekler bunun üzerine, ''Ya Rabbi bu kulun deminden beri seni zikrediyordu, tesbih ediyordu, sana hamd ediyordu, fakat şimdi sana şirk koşan cümleler söyledi.'' deyince, ''O kulum sevincinden ne söylediğini bilmiyor.'' Siz onu da benim met etmiş, bana hamdetmiş gibi yazınız. Maalinde bir hadis-i şerif var. Yani kul samimi bir şekilde, fakat bu tabii samimiyet, lavaballik demek değil. Ben kendime göre bir Allah anlayışım var demek değil. Fakat Allah'ın yolunda samimi bir şekilde yürüyen insana, Allah hata bile etse ecir veriyor. Hatalı bir söz bile söylese ecir veriyor. O yolda bulunmanın gerektirdiği bir hal bu. lisan etse bile, sürçse bile ecir veriyor. Fakat Ammar bin Yasir'in durumu farklı. Allah ve Resulünden ayrı kalmamak, ibadetle taatla dolu, bir hizmetle dolu hayat geçirmek için bu sözü sarf ediyor. Rahat etmek, yan gelip yatmak için değil. Daha fazla dine hizmet edeyim maksadıyla bu sözü sarf ediyor. Böyle olan insanlar için Hazreti Peygamber Efendimizin bu müjdesi vardır ki yani ben rahat edeyim aman beni kötü bilmesinler şimdi dokunmasınlar bana şucu demesinler bucu demesinler gibi basit sözlerden alınganlık değil. Hayır ciddi bir tehdit karşısında kendini muhafaza edecek fakat kendini niçin muhafaza edecek? Kıymetli dinleyicilerimiz burayı kaçırmasın. Kendini niçin muhafaza edecek? ben daha çok hayatta kalayım da daha çok hizmet edebileyim düşüncesiyle yaşayacak olan kimse için bu bir ruhsattır. Yoksa Allah yolunda fedayı can etmek de bir azimettir. Fuzuli'nin bir beyti var. O beyitte diyor ki mealen yine bir kişi kendi canını yani cananı için değil de bir şeyi kendi canı için severse bir kişi herhangi bir şeyi sevgilisi için değil maşuku için değil de kendisi için severse o kişi sevgilisini sevmiş olmaz canını sevmiş olur diyor ama bir kimse sevgilisi için kendi canını severse sevgiliye hizmet etmek sevgiliye vasıl olmak sevgiliyle beraber olmak veya o sevdiği ondan bu canı muhafaza etmesini istedi diye canını muhafaza eder, canını besler bakarsa, o kişi canını sevmiş değildir, cananını sevmiştir diyor. Hazreti Ammar bin Yasir, canını cananıyla daha fazla beraber olmak için, bu şekilde kurtarmaya çalıştığından, canını kurtarmış olmadı, cananına kavuşmuş oldu. Gecenin bu saatinde, programın bu son kısmında belki iyice uykuların, efendim yorgunlukların ağır bastığı bir vakittir ama mecburum bunu şu demde söylemem lazım. İşte bu zatlar canlarını bile canlanları için sevdiklerinden, canlarını bile Cananları için kurtardıklarından dolayı azizdirler. Hazreti Ammar bin Yasir bu ekolün de en önemli temsilcilerindendir biraz daha uzun yaşayayım diye değil. Allah Resulü ile biraz daha fazla beraber olayım diye bu şekilde muamelesine ruhsat çıkmıştır. Yaptığı işe ruhsat çıkmıştır. Kim bilir dünyanın hangi köşesinde, hangi yerinde kendisine zulmetmek için fırsat kollayanlara karşı daha fazla dine hizmet edeyim diye bu şekilde halini, tavrını saklayan insanlar var. Onlara da selam olsun. Allah onları Hazreti Ammar bin Yasir ile beraber haşu cem diyerek de dualarımızı o kimselere buradan iletmiş ve en başta huzurullah'a bu duanın kabulü için niyaz etmiş olalım. Evet. Şu halde kalbi imanla karar bulmuş bir mümine burada bir ruhsat tanınmaktadır. O da düşman tarafından Canının veya herhangi bir azasının yok edilme tehlikesi bahis mevzu olduğu zaman yalnız diliyle küfür kelimesini söylemesi caizdir. Ancak bunun kalbin imanla mutmain olması şartıyla bir ruhsat olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Bunun yanında hakkı söylemek ve dinin izzetini korumak için helak olmayı göze alıp küfür kelimesinin lisanla dahi olsa söylenmemesi azimettir. Şimdi burada bu kelimeye de dikkat çekelim. Bir insan hakkı söylediği, hakkı beyan ettiği için helak olmaz. Helak, Allah Teala'nın ehleke veya helek kelimesini kullandığı şeyler zahirde, cesette, dünyada, deni, süfli hallerde kalan insanların kaybolup gitmesine helak denir. Müminler helak oldu denilmez helak etmeye çalışırlar. Müminler şehit olur. Müminler helak olmaz. Helak olanlar faniye mensup olan şeyler içindir. Bakıya gönül vermiş insanlar için helak kelimesi kullanılmaz. Olmayı, helak olmayı de ne demek? Öldürülmeyi, katledilmeyi göze alan kişilerin durumu da vardır. Bu da bir ekoldür, bu da bir ekoldür. Dolayısıyla insan kendi hizmet sahasına göre kendi yapabileceği ölçüler içerisinde bu ruhsatlardan veya azimetlerden bir tarafını tercih etmek durumundadır. Eyvallah. Fakat netice şu. Netice hizmetsiz olmayacak. Hizmetsiz olmayacak ki himmetsiz olmasın. İlle himmete mazhar olsun. Himmet nedir? Allah'ın ikramına hiç hesapta kitapta olmayan, ansızın açılabilecek olan maddi ve manevi rızka, berekete, ve güzelliğe nail olmak halidir. Ve insanın da bu şekilde kendisine müsait olan hizmet sahasında bir yeri seçip kendi kabiliyetine göre hizmette meşgul olması lazım. Şunu hiç unutmamak lazım ki Allah faal olmayan kulları sevmiyor. Yani faaliyet göstermeyen kulları sevmiyor. Allah faal insan istiyor faal, çalışkan insan istiyor. Bulunduğu sahada gayret eden insan istiyor. Velev ki hata etsin. Hiç hata etmemek adına hiçbir harekette bulunmayan mümin mi? Yoksa bir şeyleri yapmak üzere hareket eden fakat arada bir hataya düşen mümin mi? diye sorulduğunda kıyas bile kabul edilmez. Gerçekten hizmet edenlerin Allah yar ve yardımcısıdır. İnsan bir şekilde faaliyette, hizmette bulunması icap eder. Evet, e, Cenabı Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimizin e, bazı eziyetlere maruz kalması bahsi ve ondan sonra bunların bir imtihan olduğu hakkında umumi bir mütala gelecek. Biz bugünlerde e, yapılacak birkaç şeyi hatırlatarak programımıza e, nihayet verelim. Şimdi. Hüccacı kiramın hac yolculuğuna çıktığı vakitlerdir. Artık zilhicce ayı merhaba demeye başladı. Ve Arafe, efendim vakfe, kurban e, bayramını müşahede etmeye doğru Allah ömür verirse gidiyoruz. Bugünlerde derler ki Allah Resulü'nün kendisine mahsus, ona ikram olarak verilmiş bir tesbihatı var. Nedir o? İşte namazlardan sonra söylediğimiz Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu duaları çokça, bu tesbihatı çokça getirmek lazımmış bugünlerde. Başka kişi Salatü selamla beraber Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu Vallahu Ekber, Allahu Ekberu akbar, ve lillahil hamd diyerek tekbir getirmeliymiş. Bu dilde ve gönülde birliktelik sağlıyor hacca gidenlerle beraber. Gönlümüz bir şekilde Kabe'de, bir şekilde müminlerin kalbinde olması lazım. Onlarla beraber o heyecanı hissetmemiz lazım ki, orada edilen dualardan, orada kazanılan feyiz ve bereketten bizler de nasiptar olalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ben ve benden evvelki bütün peygamberlere hususi bir tesbihat, bir virt verilmiştir. Bana da bir virt, bir tesbih verilmiştir. Benim zatıma tahsis edilen tesbih hepsinden eftaldir buyurmuş. Ve akabinde subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu allahu ekber tesbihini beyan etmişlerdir. İçinde hem tesbih var, zikir, subhanallah diyorsunuz. İki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki duanın en faziletlisi elhamdülillah'tır. Burada elhamdülillah da var. Hem tesbih var. Hem noksan sıfatlardan Allah'ı tenzih var. Subhanallah kelimesiyle. Hem de subhan demiyorsun sadece. Subhan Allah diyorsun. Allah ismi zattır. Bütün esmanın menbaıdır. Bütün esmanın sahibi olduğunu gösteren ve zatını yegane tek başına da olsa ifade eden tek isimdir Allah ismi. Subhan Allah velhamdü lillah diyerek Allah'a hamd ediyorsun ve Allah lafzıyla. Ve la ilahe illallah diyerek mizandan ağır imanımıza işaret olan kelime-i tevhidi zikrediyoruz. Allahu Ekber diyerek diyerek de Allah Teala'nın kibriyalığını, yüceliğini ikrar ediyoruz. Her türlü şeyden onun münezzeh olduğunu, gafletle bazen bazı şeylere meyletsek de Allah'ın büyük olduğunu ikrar etmiş oluyoruz. Tekbir getiriyoruz. Sonra ve la havle ve la kuvvete illa billah diyerek de acziyetimizi, ibadet taata lazım olacak kuvvet, günahlardan kaçınmak için lazım olacak kudret ve irade ancak el-ali, el-azim olan Allah'ladır. Allah müsaade ederse bu olur diyerek acziyetimizde beyan ediyoruz. İşte bu günlerde bu dualar yapılmalı diye söylüyorlar. Sakın he, radyolardan tesbihat veriyor vesaire falan gibi böyle bir yanlış kanaat hasıl olmasın. Zilhicce ayında zaten her zaman yapmamız lazım ama hacıların Kabe-i Muazzama'ya gittikleri şu mevsimlerde bizlerin de dilleri boş durmamalı. Bu tesbih çok çok yüzlerce binlerce adet çekin demiyoruz. Fakat gün içerisinde işte yatarken kalkarken böyle bir tesbihi virt edinmek Allah-u Alem bu günlerin bereketli geçmesine vesile olacaktır. Sonra unutmamak lazım ki zilhicce ayı müfessirlerin çoğuna göre Kur'an-ı Kerim'inde Cenab-ı Hakk'ın yemin ettiği on mübarek gecedir. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim vel fecr ve diyerek Allah on tane geceye yemin ve kasem ediyor. Bu on gecenin zilhicce ayının on gecesi olduğu hususunda müfessirler hemen hemen ittifak etmişlerdir. Dolayısıyla bunlar boş geçirilecek günler değildir ve sonra Arefe gecesi duaların makbul olduğu gecelerdendir. Arefe günü, Arefe gecesi sadece o gün ibadet yapmaktansa şu günlerden hemen birkaç gün evvelinden bu hazırlığı yapmak icap eder. Bize çok kıymetli bir misafir geleceğini bilsek geleceği gün mü başlarız hazırla? Daha 3-4 gün evvelinden temizlik yaparız. Tarifler işte alırız. Yeni bir şeyler yapabilir miyiz diye. Çok çok kıymetli bir insansa. Değil mi? Onun protokolüne uygun şekilde hazırlık yaparız. Kendi evimizde bile olsa. Hele hele bu bir kurum isek, efendim bir müessese isek ve bizim amirimiz gelecekse, çok önemli bir günse kaç ay evvelinden organizasyonlar başlar. İşte bunun gibi bazı gün ve geceleri ihya etmek için illa o gün ve gecenin gelmesi beklenmez. Ondan evvelki hazırlığımızı yapmak icap eder. Cenab-ı Hak inşallah bu gün ve geceleri aynı hacılar nasıl Hac yolculuğuna çıktılar, memleketlerinden hicret ettiler ve inşallah dolu dolu dönecekler şeklinde düşünüyorsak, bizler için de bu günleri hakikati Kabe'yi tavaf eden ve tavaflarında Allah'ı zikreden kullarıyla beraber olmayı murad ederek, tesbihle, tekbirle, ibadetle geçiren kullarından eylesin. Ve en son olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, bol bol salatü selam getirerek hatta o kadar getirilmeli ki insan salatü selamı bir ara böyle bıraksa dilinden bir şeyle meşgul olurken bile farkında olmadan bile salatü selam okuyacak hale gelmeli yani ağız salatü selama alışmalı şunu da unutmamalı ki Allah Resulüne salatü selam etmek onunla konuşmak gibidir Cenab-ı Hak ülfetini, muhabbetini efendim e, hem Resulullah Efendimizle hem Allah ile arttıran, ziyadeleştiren kullarından eylesin. Selatü selamlarımızı ziyade eylesin ve bu selatü selamlarla beraber Hazreti Fahri Alem'e ruhlarımızı aşina eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين قبول يا ربي